Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün sizin için bir hazırlanmalı bir soru cevap videosu çekeceğim. Aslında bu videonun amacı sadece sohbet etmek ve sizden gelen bazı sorularınızı cevaplamak. Ama ben dedim ki aynı zamanda zaten hazırlanmam gerekiyor. O yüzden hem hazırlanalım hem de hemen çabucacık bir video çekelim diye. Aslında uzun zamandır bir soru cevap videosu çekmek istiyorum. Ama hiç fırsat bulamıyorum. Gerçekten de 3 çocukla da çok zor oluyor. Ve ben de dedim ki neden şimdi yapmıyorum? Dün zaten video çekmedim. Dün Devlon'un 2 yaş aşısı vardı. Ve oraya gittiğimiz için aslında sabahını çektim. Onu vlog'a ekleyeceğim. Ondan sonra çektim ama sonrası misafir geldi. Devran bayağı bir huysuz oldu, kötü oldu falan derken dedim hiç boşuna çekmeme gerek yok yani. Çekmedim. Her neyse sorunuza geçelim arkadaşlar. Ben 2 gün ya da 3 gün önce sizden bana soru sormanızı istedim. Şimdi günlük video çektiğim için bazı arkadaşlarınız eski artık her şeyini biliyoruz yani soracak hiçbir sorumuz yok diyordu. Bazılarınız hala sürekli aynı tipik sorulan soruları soruyordu. Ondan sonra bazıları da çok kreatif sorular vardı tabii ki aralarında da. Sadece YouTube'dan topluluk kısmında gelen sorularınızı cevaplayacağım. Çünkü Instagram'dan bir hayli soru geldi. Bunu da zoomlayamadım. Olmadı. Görmek istemiyor. Hayır, görmek istemiyor. Evet, Instagram'dan bir hayli soru geldi. Ve onu tamamen kendine ait ayrı bir video şeklinde yapmak istiyorum. Serhat'la birlikte belki abur cubur yine yerken onu da videoya dahil etmek isterim açıkçası. Çünkü ikili olunca böyle ikili muhabbet de oluyor. Daha eğlenceli geçiyor diye düşünüyorum. Hem sohbet hem de size de öyle yansıyor. Neyse ilk önce şöyle bir yüzümü aydınlatayım. Bu arada Arya koltuğunda kahvaltı yapıyor. Geç uyandı. Devran da beşiğinde. Beşik derken sallanma şeyinde. Ben sabah kalktım, duş aldım. Aslında her sabah duş almak isterim. Ama maalesef yetiştiremediğim şeylerden bir tanesi oluyor. Çünkü duş almak gerçekten insanı böyle bir aktifleştiriyor. Ama ben yapamıyorum maalesef. Onu akşama saklıyorum. Neyse açalım. Şimdi topluluk kısmına. Bazılarınız hala bu topluluk kısmını bilmiyor ama ben size göstereyim. Bu direkt kanala girdiğinizde 1, 2, 3, 4. kısımda topluluk yazıyor. İngilizce'de community yazıyor. Oraya bakarak bazen sohbet ediyoruz. Bazen işte ben videolarımı tekrar yayınlıyorum görmeniz için. Bazen de böyle size vlog olmayacağı zaman haber veriyorum falan filan. Heh burada. Mesela bir gün önce yazmışım. Soru cevap çekmek istiyorum. Sorunuzu aşağı bırakırsanız sevinirim yazmışım. Ve 146 yorum gelmiş. Ben direkt en fazla zaten beğeni alan yorumlar hep üste çıkıyor biliyorsunuz. Nesu yazmış. 4. çocuğu ne zaman düşünüyorsunuz? Ve 30 tane yorum gelmiş bununla ilgili. Bu da Murat'ın günlük kremi. Arkadaşlar ben 4. çocuğu çok isterim. Yani yalan yok. Acayip isterim. 4 çocuk olsun isterim. Hatta 2 erkek 2 kuz olsun isterim. Ama bir buna karar veremiyoruz yani kız olacağını bilmiyoruz. İkincisi gerçekten de biz artık ailemizi tamamladığımıza inanıyoruz. Yani ben artık 4. çocuğu her ne kadar çok istesem de bir sağlığım buna el vermiyor zaten. Sezaryen olduğum için 4. çok riskli görünüyor. Sadece bebeğe değil aynı zamanda benim vücuduma çok risk taşıyor. İkinci doğumumda büyük bir kanamam olmuştu, balon takılmıştı vesaire vesaire bayağı bir kötü geçmişti. Üçüncü doğumum her ne kadar kolay geçse de yine plasentamın çok inceldiğini ve artık 4. çocuğu yapmak istesem bile buna bayağı bir ara koymam gerektiği söylenildi doktor tarafından. O yüzden de ben düşünmüyorum zaten. Bilmiyorum belki ileride 3-4-5 sene sonra Allah kısmet ederse olur ama ben de o yaştan sonra bir tane daha çocuk getirmek ister miyim? Zannetmiyorum. Herkes biliyor bütün anneler yani ben yanılıyor olabilirim ama çocuk büyüttükten sonra tekrar o bebek kısmına geçmek, işte gece uyanmalar falan insana zor geliyor. Şu an bana hiç zor gelmiyor. Ben 3 saat uykuyla bile güne devam edebiliyorum. Ama eminim araya zaman koyarsam bunu yapmak istemem. 3 çocuk bize yeter, artar. Ben mutluyum. Çocuklarım da 3 kardeş olması için eminim çok mutludur.
Ama başka da istemiyorum. Ben arada annem arıyor. Bir dakika, edit yapmayacağım için. Anne! Anne! Şey, video çekiyorum şu an. Devran'ın nasıl olduğunu soracaktım ya. Akşam rahat mı? Yok, rahat değildi. Ateşi vardı bayağı. Ondan sonra ağladı. Ondan sonra Arya kalktı ağladı. Ondan sonra Derin uyandı ağladı. Yani böyle gece gece bir olaylar bir olaylar. Bak ben niye gelip beni almadın? Ha? Niye gelip beni almadı Serhat? Tamam, ben dedim uyuyun. Ben zaten uyudum sana mesaj yazdıktan sonra. Sonra saat 1'de uyandık işte. Herkes uyandı yani. Bir de tamam, sordur. Tamam, bay. Anlayacağınız öyle arkadaşlar. Bu arada ben hemen çocuklara bakıp geleyim. Okay. Annemle de sabah konuşmamızı yaptığımıza göre, bu arada kahve içiyorum. Çok uzun video olsun istemiyorum asla. Okay. Bundan hemfikiriz. Lütfen bir de artık dördüncü soru, çocuk sorusunu yazmayın. Çünkü gerçekten hem Instagram'dan hem de şeyden çok geldi. Bu arada elle süreceğim. Elle sürmeyi seviyorum. O yüzden artık dördüncü çocuk yok arkadaşlar. İkinci, biz çok beğeni alan yorum. Zeynep Oktay, aylık YouTube'dan ne kadar para kazanıyorsunuz? 23 beğeni almış. Arkadaşlar bunu çok kez söyledim. Aylık ne kadar kazandığımız asla net bir fiyatı yok zaten. Bazen hani hiç video çekmesen düşüyor. Çok video çekersen biraz artıyor. Bunun seni izlenme kişisine bağlı, beğeni almana bağlı. Ne kadar yorum gelip diğer videoların altına suggestion olarak gitmene bağlı. Yani gerçekten değişiyor. Bazen bir video atıyorum 10 dakika. Ne bileyim işte 30-40 dolar alıyorum o video için. Bazen 35 dakikalık bir video atıyorum ve sadece 12-15 dolar alıyorum. Yani hiç belli olmuyor. Bazen de videonun içeriğine de bağlı. Ben onu daha ayarını kuramadım. Hani ne olduğunu bilmiyorum ama bazı içerikli videolar daha çok beğenilip daha çok veriliyor. Ha, beni şu an kurtarıyor mu? Tabii ki yaşadığımız kira bedeli zaten. Benim en çok hayalim bir ev almak, biliyorsunuz. Eğer çok çok büyük bir miktarlarda zaten alsam, inanın bana en ilk yapmak istediğim şey zaten bir ev almak, ama şu an inanın sadece geçinebiliyoruz. Ve yani geçinebiliyoruz. Öyle diyeyim size. Çocukların hiçbir etkinliğinden, bir şeyinden kısmayarak bir şeylere ulaşmaya çalışıyorum. Bu arada lensi aynı olarak kullanıyorum. Ha, çok büyük bir miktar değil ama yeni başlayan arkadaşlarım için şöyle olacak. Ben buraya 4,5 sene sürdüm bu aşamaya gelmem. Yani siz video çekeyim, aa şu kadar kazanıyor, yine idare eder, işte mutfak masraflarını bile karşılasa iyidir dersiniz. Ama bunun için emek vermeniz lazım. Hemen ilk başta o parayı kazanmıyorsunuz zaten. Ben 2 sene yaptıktan sonra, 1 sene İngilizce, 1 sene Türkçe video çektikten sonra, ben 2 seneden sonra biraz para kazanmaya başladım ve kolay olmadı. Her gün bunu video çekmek, her gün izleyiciyi videoya bağlı tutmak gerçekten kolay bir şey değil arkadaşlar. Ama tabii ki yapın, seviyorsanız yapın. Bunu severek yapmanız çok önemli. Çünkü severek yaparsanız asla bıkmazsınız ve sadece para için yaparsanız da bıkıp bırakırsınız zaten bir süre sonra. Para için ben de yapmıyorum. Ben bunun için gerçekten panik atağımı az biraz dindirdiği için, anxiety var bende. Onu biraz dindirdiği için ve beni motive ettiği için ben yapıyorum bu videoları. Hatta birkaç gün video çekmediğim zaman tekrar kendimi düşük, down hissediyorum. Ve hemen geri dönüyorum. Dün mesela hiç çekmedim. Şu an burada sizinle konuşuyorum. Yani çok saçma bir şey biliyorum ama ben öyleyim. Bu arada gözümün altına kullandığım, bunun adını unuttum, Maybelline Fit Me 08 numarasını kullanıyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Ezgi canım, lütfen soruma cevap ver. Cevap verebilir misin? Çok merak ediyorum. Biz bir çocuğa zor yetişiyoruz. Peki sen nasıl 3 çocuğa maddi bakımdan yetişebiliyorsun? Kolay mı 3 çocuğa maddi tarafından bakabilmek? Bizim için çok zor. Bu arada ben Azeri'yim. Yazmış Resat Dünya Maliyev. 20 beğeni almış ve buna benzeri çok yorum geldi Instagram'da aynı zamanda.
Arkadaşlar maddi bakımdan şöyle ben size söyleyeyim. Gerçekten de zor. 3 çocuğa yetişebilmek çok zor. Ama mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Derin futbola gidiyor biliyorsunuz ve bunun Derin'in aylık futbol masrafı 40 sterlin. Ondan sonra ben dedim ki ben Arya'yı da yazdırmak istiyorum. Çünkü kızı oraya götürüyorum ama futbol oynamıyor. Onu sürekli böyle bir tutmam gerekiyordu hamileliğin son zamanlarında. Sonra dedim ki ben Arya'yı da yazdırmam lazım. Sonra düşündüm 40-40-80 sterlin ayda gerçekten çok fazla yani. Çok 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 fazla. Hani belki Türkiye'ye kıyaslayabilir. 80 TL işte fazla değil aslında. Ama hayır, çünkü burada 80 sterlin çok fazla. Yani bazı insanların 2 günlük maaşı aslında bu. O yüzden ondan sonra düşündüm neden yapmıyorum dedim. Yani o çocuğun hakkını yemiş oluyorum o zaman. Eğer Arya tek çocuk olsaydı bunu yapmaz mıydım? Tabii ki yapardım diyorum ve Arya'yı da yaptım. Kursa ekledim. Ha, onu kursa ekleyerek neden kısıyorum? İşte benim özel giderlerimden kısıyorum. Mesela kuaföre çok sıklıkla gitmiyorum. Hani kaşımı almak için bile 2 ayda 1 gidiyorum. Bazen kendimi alttan alıyor, böyle altlardan alıyorum. Ne bileyim başka nasıl kısıyorum? İşte sürekli dışarı çıkmıyorum. Çıksak bile ücretsiz yerlere gitmeyi tercih ediyoruz. Fazla da bir şey aslında yapmıyoruz gün içerisinde. Hani akrabaların evine falan gidiyoruz ama bu para içermeyen bir şey. En pahalı olan mutfak masrafı zaten. Onu da ben genelde her indirim olduğunda kuponlarla gidip alışveriş yaptığım için çok büyük bir harcamam olmuyor mutfağa. Ha, oluyor ama o mutfak masrafı da bana 10 gün, 2 hafta, bazen 2,5 hafta bile gidebiliyor. Ve ben bol kalmayı seviyorum. Hani bir şey indirimdeyse, mesela dün Cheerios 2 sterlinde, ben ondan mesela 2 tane aldım. Neden bir tane alayım? 2 tane alıyorum. Her indirimde olan şeyi biraz daha böyle çok alırsanız o zaman pahalı almanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Bu banyo masrafıyla da mesela banyo masrafı çok pahalı. Şampuandı, saç kremleriydi falan çok pahalı bunlar. Onları da mesela her indirime girdiğinde 2-3 tane alıyorum ve bu bizi bayağı götürüyor. Nasıl karşılıyorum? Başka kendim ekstra efort koyup video çekerek size. Çünkü eşimin tek maaşıyla biz zaten bunu idare edemezdik. Hem 1500 sterlin kira vermek, hem mutfak masrafları, hem çocuk masrafları gerçekten de yapamazdık. O yüzden de ben de elimden bir dakika konuşuyorum. Devran gülüyor mu, ağlıyor mu? Evet, geldim yine. Heh, ne diyordum? Yani ben de aynı zamanda işte elimden geldiği kadar bir işler yaparak ekstra kazanç sağlıyorum eve. Ve bunu da genelde çocuklarıma ve mutfağıma harcıyorum zaten. O yüzden öyle. Ha, 4. çocuk olsaydı gerçekten zor. Yani artık 3'ten sonra ben yani düşünüyorum da aynı şey geliyor. Çünkü bir yemek yapıyorsun, bize ertesi gün de kalıyor falan. Kıyafetler o çocuktan o çocuğa geçiyor. Ben hiçbir şekilde Devran'a kıyafet ve yeni siyah beyaz kitap almaktan başka hiçbir şekilde masraf yapmadım şu ana kadar. Çünkü 5'lik aldım. Çünkü 5'liği hala Arya kullandığı için, ama onu da ikinci el aldım. Yani bazı şeylere böyle tutumlu olmaya çalışıyorum. Neden gidip ben 120 sterline bir küçük beşik alacağım? Ben onu mesela 60 sterline ikinci el aldım. Bir arkadaşımdan alıyorum gibi düşündüm. Yıkadım tertemiz ve kullanıyorum. Neyse, bu öyle. Bazı şeylerden tutuyoruz yani kendimizi. Öyle söyleyeyim. Mesela gidip kendime yeni çift ayakkabı almıyorum. Ne bileyim, gerektiği yerde harcıyorum ve o şekilde bir düzeni kurmaya çalışıyoruz. Dışarı çıkmamız yok arkadaşlar. Serhat hiç dışarı çıkmaz. Ben çıkmıyorum hani ayrı arkadaşlarımla falan. Bu şekilde bir şey oturtmaya çalışıyoruz. Bir diğer soru. Dilek BDR. Bir, hiç kız kardeşin olsun ister miydin evin tek kızı olarak? En büyük pişmanlığın nedir? Yani tek tek gitmiş. 18 yorum beğeni almış. O yüzden cevap vereceğim. Bir kız kardeşimin olmasını ben çok isterdim. Acayip isterdim. Hatta evlenmeyene kadar, yani ben 27 yaşında evlendim. Evlenene kadar
her zaman anneme anne bir çocuk istiyorum, bir çocuk yap, bir çocuk yap diyordum. Ama ondan sonra evlendikten sonra tabii kadından ümidi kestim, ben yaptım. Olmadı. Şimdi düşünüyorum. Bak o zaman istiyordum, şimdi düşünüyorum. İyi ki de bir kız kardeşim yok. Benim annem benim kız kardeşim gibi zaten. Her şeyimi paylaşabildiğim insan. O yüzden de pişman yani olmasın daha iyi. Bazı kız kardeşler var, ömür boyu konuşmuyor. Ne bileyim küs oluyor, birbirine nazcaz falan filan. Benim annem var. Anneler çocuklarına küsmez. bilmiyorum yani. Bir kız kardeşim olsun eskiden isterdim ama şimdi iyi ki de olmamış diyorum. Tek kız olmak arkadaşlar çok avantajlı. Tek abla olmak, tek kız kardeş olmak, tek kız çocuğu olmak çok avantajlı. Çünkü hep seviliyorsunuz. Kıyaslanmıyorsunuz yani. Kıyaslanacak kimse yok. O yüzden ben tek kız olmayı çok seviyorum şimdi. Evet arkadaşlar, Ali geldi şimdi. Ali gel bir günaydın de. Good morning, chupalapa, chupalapa, chupu chupu chupalapa. O sebeceksin yerim. Hadi git, git şuradaki aynaya bak, makyaj yap, biz dışarı çıkacağız şimdi. Okay, ikinci soru, en büyük pişmanlığın nedir varsa? Ali bunu veremem sana, bu çok pahalı ama sana neyi verebilirim? Al bunu alabilirsin Ali. En büyük pişmanlığım aslında hiçbir pişmanlığım yok desem, çünkü ben her şeyi zamanında dolu dolu yaşayan bir insanım. Benim gençliğimde arkadaş anlamında çok arkadaşım oldu, dışarı çok çıktım, gezdim, ettim. Evler, yani her yaşın, her anın ben dibine dibine yaşadım diyebilirim. Al aşkım. Dibine dibine yaşadım diyebilirim. Şu an mesela anneyim, 3 çocuğum var ve anneliği doya doya yaşıyorum. İşte 18 yaşındayken, genç bir kızken o genç kızlığımı doya doya yaşadım. Hiçbir şeyden çok, yani sağ olsun ailem de bir şeyimi eksik etmedi. Her şeyi dibine dibine yaşadım. O yüzden şimdi hiçbir pişmanlığım olmadı gerçekten de. İyi ki de şu anki hayatımdayım. İyi ki eşimle birlikteyim. İyi ki 3 tane çocuğum var. Hep şükrediyorum arkadaşlar. Çünkü şükretmek iyidir. Yani nice hayatlar var. Ama bilmiyorum, benim hiçbir pişmanlığım olmadı. İyi ki de ya, olabilirdi ama asla dönüp ha keşke şunu yapmasaydım dediğim bir zaman olmadı. Evet aşkım. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bir diğer soruya geçeceğim. Ve bu büyük bir ihtimalle son sorum olabilir. Efendim Arya. Çünkü Arya geldi ya ve durmuyor. Gel gel burada otur. Kahvaltı yapıyordu o yüzden sakindi. Şimdi geldi. Allah'ım bu kız çocuklara. Düşme ha bak. İngiltere'de hiç ırkçılığa maruz kaldınız mı? Siz ya da tanıdığınız, şimdiden teşekkürler. Ben asla ırkçılığa maruz kalmadım. Yani bizim yaştakiler kaldığını, ya yaş demeyeyim de aileleri önceden gelmiş ve çocukların burada yetişmiş olan çocuklar kaldığını düşünmüyorum. Ama belki ailelerimiz çok ilk geldiği zamanlar maruz kalmış olabilirler. Bu arada bu kullandığım Lash Revival Volume Boosting Primer, kiprik primer, kaş pardon. Ben kalmadım. Yani ırkçılık bölge bölge vardır diye düşünüyorum. Bizim olduğumuz bölgelerde genelde İngilizlerden çok yabancılar hep olduğu için hiçbir ırkçılık olmadı. Bir sonraki soru, iki soru sormuş, 17 beğeni almış. I'm only. Soru 1. İngiltere'de asgari ücret ne kadar? Sanırım en son baktığımda 25 yaş üstü 7 bir şeydi. 7.50 miydi? Öyle bir şeydi ve bu 8'e çıkacağı söyleniyordu. Sterlin. Ondan sonra ikinci soru, çocuk sahibi olmayanlar için Türkiye'den farklı olarak ne gibi tedavüler yapılıyor? İnanın bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum çünkü asla araştırmadım, yani araştırma gereğinde bulunmadığım için hiçbir fikrim yok. O yüzden yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Ama bilmiyorum, şimdi sordum. Eğer bilenler varsa alta yazabilirler. Sizinle bilgilerini paylaşabilirler.
Bir sonraki soru, Kübra Yıldız 16 beğeni almış. Ezgi, abinin yengeni çok fazla annenlerde görmüyoruz ve annen en çok değerine düşkün. Onlarda bir probleminiz var mı? Benim kardeşim, abim değil aslında, Kemal benim kardeşim, Döne de yengem oluyor. Ama onlar Döne'nin annesigilde yaşıyor. Çünkü kendi evlerini kiraya verdi. Aslında evleri var, kiradalar. Bunu çok kez vloglarda aslında söylüyorum ama bazılarımız her gün izlemiyor işte. Döne ve Kemal annelerinde yaşadığı için, iş yerine yakın olduğu için ve annesi Akay'a sabah bak, öğlen baktığı için, sabah Kemal bakıyor, öğlen annesi bakıyor. Çalışan insanlar çok sık gelip gitmiyorlar, bu yüzden bir pazar günü arada bir geliyorlar. Annemler de çok çalışıyor, onlar da gidip gelemiyor ama tabii ki küs değiliz. Öyle bir şey asla yok, olamaz da. O yüzden öyle yani. Çocukların sabırlı olmaya nasıl baş edebiliyorsun yazmış Ayşe'nin günlüğü, 15 beğeni almış. Çocuklarınla sabırlı olmaya nasıl baş ediyorsun? Ben bilmiyorum. Bazen diyorum Allah bana peygamber sabrı vermiş arkadaşlar. Bazen düşünüyorum. İnanın ben de bilmiyorum. Sanırım sadece onların yaşına kendimi koyuyorum. Şu an bu kız 2 yaşında mesela. Yani 2 yaşındaki bir çocukta 20 yaşında gibi düşünsün, bekleyemezsiniz bazı şeyleri. Yani sabırlı olmam, şöyle diyorum, geçecek, bu da bir dönem. Ama bir sene sonra şimdiki yaptığını yapmayacak. Eminim 10 sene sonra seneye yaptığını yapmayacak diyorum. Ve öyle böyle sabırlıyım yani, bilmiyorum. Diyorum geçecek. Ha, bazen çok ciddi anlamda böyle strese girdiğim zamanlar da oluyor. İşte artık sabrımın en son raddeye geldiği zamanlar da oluyor. Direkt diyorum ki time out, bitti. Olay bitti diyorum. Her şey bitti, bitti, bitti diyorum. Zaten o ses tonu biraz daha farklı oluyor. Bitti, bitti, bitti diyorum. Derini bir köşeye, Arya'yı bir köşeye koyuyorum. Time out yapıyorlar. Tabii ki benim de kızdığım oluyor. Bazen bağırdığım oluyor. Hani mükemmel bir anneyim demiyorum ki. Bence yani bağırmak seni kötü bir anne yapmıyor zaten. Tabii ki bazen sesim yükseldiği zamanlar da olacak. Aferin Arya. Bak mesela çorabını ıslattı şimdi. Niye? Çünkü ben onu oraya koydum aslında. Şimdi ben çocuğa niye kızımın çorabını ıslattığı için? Aferin, gel kızım. Kucağımda oturacağım. Öyle. En son soruya da cevap verelim. Bakır Kılınç yazmış. İleride Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? 13 beğeni almış. İleride Türkiye'ye dönmeyi ben gençken, çocuklarım yokken çok istiyordum. Ve hatta orada yaşamayı çok istiyordum. Ama çocuklar olduktan sonra böyle bir risk alacağımı asla düşünmüyorum. Ve sadece tatillerde gidip gelmeyi çok seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye gerçekten muhteşem bir yer. Ama şimdi çocuklarla asla risk alamam. Çünkü orada yetişmemişim. O yüzden hiçbir şeyini bilmiyorum. 3 çocuğu alıp oraya gitmek büyük bir risk. Ben istesem bile eşimin gitmek isteyeceğini düşünmüyorum. Çünkü o Londra dışına bile taşınmayı reddediyor. Yani Londra'dan asla ayrılmamayı istiyor. Evet, çılgınlık zamanları başladı. Ben hemen makyajı kaldırıyorum. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Ancak bu kadar yapabildim. Çoluklu olunca böyle oluyor, biliyorsunuz. Daha sonra diğer soru cevap videoları da gelecektir. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye.